Nur'un telif zamanı 3 sene evvel bitmiş olmasından. Bu 15. rica ileride bir nurcu tarafından İhtiyarlar lem'asının tekmiline, telifine mehaz olmak üzere yazıldı. Buraya bir not bırakılmış ama 1948'den 3 çıkmış, 1945. 1945'te, 44-45'te Risale-i Nur'un telifi bitti. Risale-i Nur'un telifi 44-45'te bitti. 44-45'e kadar olan talebeler başkadır. Ondan sonra olan talebeler başkadır. Öncekiler tasdikat sahibidir. Yani hakiki, o günün hakiki Hulusi Bey gibi, Sabri gibi, Bekir Bey gibi, Kürt Bekir Ağa gibi zatlar, Sıdık Süleyman gibi, bunlar ilk talebeler, bunlar Risale-i Nur'un telifinde hisse sahibi olanlar. Bunlarda özellik vardır yani. Bunlar tasdikat sahibi deniliyor bunlara. Bunlar Risale-i Nur'un telifinde hak sahibi. İşte şeyle, ruhen, hissen, kalben aynedarlık yapıyorlar, üstadı konuşturuyorlar. Manevi bir hal yani. Üstadın konuşmasına zemin hazırlıyor, vesta oluyorlar, sebep oluyorlar. Aynen Mevlana'nın Mesnevi'yi telif ederken onun yanında kimdi? Hüsamettin Çelebi'nin hanımı vefat etti. Kaç sene Mesnevi Nuriye'yi yazdıramadı. Hüsamettin Çelebi yoktu çünkü. Hüsamettin Çelebi yoktu. Onu, o Mesnevi'yi yazdıran onun ruhaniyeti, onun aynedarlığıydı. O Mesnevi'nin hayatında çok mühim bir hadisedir o. Hüsamettin Çelebi'nin hanımı vefat ediyor. Kendi şeyini, maneviyatını tam toparlayamıyor. Mevlana da yazamıyor bu sefer. Mesnevi yazamıyor. Bu hususta büyüklerin mühim şeyleri var yani. Mesela Sultan Feyzi Hazretleri senede 15 gün Ağustos ayında şeye çıkardı. Ormana çıkardı. O 15 gün çıkmasıyla kışın öksürüğü azalıyordu. Bedeni bir değişiklik geçiriyordu. Bir sene neydi? Okulda okuduğu için neydi o? Karlıdağ. Ne Karlıdağ'dı? O kardeşimiz Sultan Hazretleri'nin yanında olmadığı için 15 gün çıkmıyor. O sene öksürüğü devam etti. O İstanbul'da fakültede okuduğu için o sene yazın gelememiş. O olmayınca da çıkmamış. Aynı şey Hulusi Bey'de oldu. Pazar derslerine çıkıyorduk yazdı. Bir pazar günü Mehmet Orakçıoğlu İstanbul'daydı. Ticaret için gitmişti. Pazar günü bulunamadı yani. O olmadığı için Hulusi Bey bahçeye çıkmadı. Mehmet Orakçıoğlu olmadığı için o hafta pazar dersine çıkmadı Hulusi Bey. Büyüklerin böyle çok mühim şeyleri var yani o yakın şeylerinin. Bu Risale-i Nur'da da Hulusi, Sabri, Sıddık Süleyman, Kürt Bekir Ağa ve emsali Muhacir Hafız Ahmet Efendi, işte o Şefkat Tokatlarına ismi geçenler onlar tasdikat sahibi hissiyatlarıyla, ruhiyatlarıyla, kalpleriyle aynı olmuşlar, üstadın konuşmasına sebep olmuşlar. Risale-i Nur'un telifine sebep oluyorlar. 44'ten sonrakiler talebedir.
Yani istifade etmişlerdir. Ama keyfiyet 44'te bitiyor. Keyfiyet 44'te bitiyor. Evet. Musa Karlıdağ. Musa Karlıdağ, evet. Allah rahmet eylesin. Musa Efendi vefat etti. Efendim, Mehmet Feyzi Efendi Hazretleri'nde bu tasdikat sahibi isimleri zikrederken Mehmet Feyzi Efendi ismini mesela zikretmediniz. Evet. Şimdi tasdikat yani bir ayna olma noktasında da Hulusi Bey veya saydığınız o isimlerin Mehmet Feyzi Efendi gerisinde miydi? Sualim bu. İkincisi de Üstad Hazretleri kitabı baktığımız zaman Mehmet Feyzi Efendi Hazretleri'nin büyüklüğünü göz önüne aldığımızda sanki hep onu perdelemiş bir pozisyona sokmuş gibi hissediyorum. Bu ikisi bir değerlendirilebilir mi? Şimdi bu dediğim zatlar nübüvvet kemalatı erbabı. Nübüvvet kemalatı erbabı. Risale-i Nur'un telifi nübüvvet kemalatı ile olmuştur. Sarapa ilhamdır, yani yüksek bir ilham mertebesi. Vahiy değildir ama vahiyin vazifesini yapan bir ilham mertebesi Risale-i Nur. Şeyde Ayet-ül Kübra'daki tabiri bu. Ayet değildir, ayetin vazifesini yapıyor. Şimdi Sultan Feyzi Hazretlerinin keyfiyeti değişik. Sultan Hazretlerinin keyfiyeti değişik. Sultan Feyzi Hazretleri Risale-i Nur'un devamıdır. Risale-i Nur'un devamıdır. Henüz o devamlılık ortaya çıkmadı. Azimendi olarak bir tezahüratı var. Fakat daha çıkmadı. Sultan Hazretlerinin hem nübüvvet kemalatında hem velayet kemalatında hissesi var. Nübüvvet kemalatında var çünkü telifat var. Yani sonradan yapılacak, yazılacak şeyler var. Velayet kemalatında da onun emsali yok dairede. Onun emsali yok. Üstad Hazretleri hayattayken 1957'de hilat giydirilmiş Sultan Feyzi Hazretlerine. Üstad hayatta o zaman. Ankara Numune Hastanesi'nin bahçesinde Sultan Feyzi Hazretlerine hilat giydirilmiştir. Ayrı bir yolaş, yani ayrı bir iş var Sultan Hazretlerinde. O andan itibaren ayrı bir iş var. Mesela dün bahsedildi işte, ben üveysi olarak şöyle böyle bir kardeşimiz yazmış. Üveysiyet dairede, dairenin kendisi üveysi kanaldır zaten. Yani bu daire şey, üstadın açtığı yol üveysiyet yoludur. Biz hepimiz o üveysiyet yolunda gidiyoruz. Yani Üstad Hazretleri üveysi olarak, büyük üveysilerden olarak bir yol açmış. Biz üveysi olan o yolda gidiyoruz. Onun içerisinde ayrıca başka birinin ben üveysiyim demesi yanlış yapılır. Yanlış, yani doğru değildir, yani yanlıştır. Aldanmadır. Ama Sultan Feyzi Hazretleri müstesna bunun, bundan istisna. Çünkü Üstad Hazretleri hayattayken üveysi olarak irşad oldu Sultan Hazretleri. Ayrı bir irşad. Ahir zamanla alakalı bir irşadı var Sultan Hazretleri'ne. Onun için ben de üveysi, ben de kardeşim bana söyledi. Kardeşim ben de üveysiyim. Üveysi olarak evliya kafilesine katıldım. Sultan Hazretleri'nin sözleri bunlar. Ben de üveysi olarak evliya kafilesine katıldım. Üstad'dan ayrı üveysiyet sadece Sultan Feyzi Hazretleri'nin söylediği bir sözdür. Ve bilhakkın bilistikak doğrudur yani. Onun için Risale-i Nur'un devamı, Risale-i Nur'un hayatiyetinin devamı, hizmetinin devamı Feyzi ile devam ediyor. Fakat
henüz o nokta inkişaf etmedi. Birçok emareleri var, işaretleri var, bildiğimiz bazı şeyleri var. Fakat henüz inkişaf etmedi. De ahir zamanda Mehdiyet dediğimiz hareket o hareket olacak. Ama şu anda bir şey yok. Henüz inkişaf etmedi. Yani sizin sualinizin cevabı Sultan Feyzi Hazretleri'nin hem telifatta hem tatbikatta hissesi var. Telifatta var çünkü Ayet-ül Kübra orada yazıldı. Münacat Risalesi de orada yazıldı. Hasbiye Risalesi de orada yazıldı. 4. Şua da Kastamonu'da yazıldı. Yani telifatta Sultan Hazretleri'nin hissesi var. Zaten bunlar 44'ten evveldir. Yani 44'ten evvel bunlar yazılmıştır. 44'te alıp Denizli hapsine götürdüler. Sultan Hazretleri de beraber. Denizli Mahkemesi'nde herkes işte ben Risale-i Nur okuyorum, okumuyorum vesaire. Yani 100 küsur talebe var. Feyzi Efendi'ye soruyor, sen diyor bunun Said Nursi'nin yanında kalmış, ben maliftar diyor. Tahsilimiz Said Nursi'de tamamladım diyor. Said Nursi ben üstadımdır diyor, hocamdır. Ben hocamdır diyor. Said Nursi ben hocamdır. Tahsilimi onda tamamladım diyor. Mahkemeden sonra Üstad Hazretleri, madem sen beni orada hoca kabul ettin, ben de sana icazet vereceğim diyor. Tek talebeler içinde tek icazet ona verilmiştir, yazılı icazet. Madem sen beni mahkemede kendine hoca kabul ettin, ben de sana icazet vereceğim diyor, icazet yazıyor. Tek icazet onda var, başka kimsede yok, yazılı. Feyzi Efendi'nin şeyi değişik. Hem nübüvvet kemalatında hissesi var, hem velayet kemalatında. Ama 44'ten evvelkilerin keyfiyeti de değişik. Onlar da tamamen nübüvvet kemalatında hizmet gördüler. Evet, sual var mı? Peki efendim, şimdi biz makam-ı feyzi dedik. Yani makam-ı feyzi demek için his mertebesinde veya işte bir yerlere bakarak tahminlerle makam-ı feyzi denilecek bir durum olmasa gerektir. Yani bir emir dairesinde olması gerektir diye düşünüyorum. Böyle bir emir nereden geldi bize efendim? Sana ne? Feyzi ile alakalı mühim şeyler var. Zamanı gelmeyince söylenmez. O zamanı bekliyoruz inşallah. Feyzi ile alakalı mühim şeyler var.